Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin. Salat. Önder abi, sen hakikatleri sevdiğin için abi, bravo sen. Hakikat çözmüşsün beni. Mertebesi yüksek bir ders yani. İşte bu abi. O yüzden alıcılarımızın ayarıyla oynamayalım. Tamam. Bazı şeyleri ilk defa duyabiliriz gene. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela, evet, evvela yarın gece Leyla-i Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müştehitler o geceye Leyla-i Kadir'i tahsis etmişler. Hakiki olmasa da, evet, demek ki Leyla-i Kadir'in hakikati varmış. Hakiki olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. Demek ki Leyla-i Kadir'in hakikati, dersimizin noktaya nazarları onlar. Daha önce yapmıştık ama makam münasebetiyle bir daha yapalım. Leyla-i Kadir'in hakikati var. Leyla-i Kadir ayetle, nas-ı Kur'an'la, değil mi? Bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayı Üstad Hazretleri izah ederken külliyetin genelinde 82 sene manevi bir ömür kazandırması cihetiyle anlatmış. 82 sene ömür bir insan ömrüdür şu anda. Yani sen Kadir Gecesi'ni adab ve erkana göre geçirsen 82 sene dünyada yaşamışsın, yani ibadet yapmışsın gibi sana manevi bir ömür kazandırıyor. Şimdi 60 sene yaşasa adam, 80 sene yaşasa, 60-80 tane Leyla-i Kadir'i geçirse, değil mi? Evet. Ne olur? Bayağı bir yekün yapar. Belki 4000-5000 sene yaşamış gibi oluyor yani. 80 ömür. Şimdi bir, Kur'an-ı Kerim'in muhatabının ekserisi avam olduğu için, değil mi? Bu herkes için geçerli mi? Evet, herkes için geçerli ama havas noktayı nazarında bu Leyla-i Kadir'in hakikati önemli. Leyla-i Kadir'in hakikatine bakmak lazım. Malumunuz Risale-i Nur, hakaiki imani ve Kur'an'ın hakikatlerini beyan etmiş. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalıkları bizim günahlarımızdı. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateş küfür ateşiydi. Yunus Aleyhisselam'ın balığı bizim nefsimizdi. Yani mesela bir hakikati var. Leyla-i Kadir'in hakikati nedir? Bunu külliyatta 4-5 tane böyle zahir olarak manası var, Leyla-i Kadir'in hakikati yani. 15. mektuba göre Leyla-i Kadir zahirden hakikate geçilen andır diyor Önder abi. Yani velayet, nübüvvet ile velayeti kıyas ederken bu Leyla-i Kadir misalini veriyor. Leyla-i Kadir zahirden hakikate geçilen an. Şimdi Kur'an-ı Kerim vahiy ya abi. O vahiyin anlaşılması ilhamat, sunat, ihtarata bakar. İçinde bulunduğu sebep, olay ve hadise içerisinde o an farklı bir açılım oluyor meseleyle beraber. Farklı noktayı nazarlar oluyor ya. Onlar bir ayetin mana meratibinin veya Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatındaki hikmetlerin senin kalbinde temessül etmesi oluyor yani. Senin 13. sözle Kur'an içinde binler Kur'an var. Her meşrep sahibine, meslek sahibine birini verir. Yani senin Kur'an'ının abi sana nuzul etmesi gerekiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de hani ayet var, oku bakalım kitabını, değil mi? Evet. İkra bi kitabiyek. Oku bakalım kitabını, oku. Hangi kitabı okuyacaksın sen? Kendi kitabını okuyacaksın. Peki senin kitabını kim yazdı? Sen yazıyor. Nasıl yani benim kitabımı ben yazıyorum? Benim Kur'an'ım bana nuzul ediyor. Şimdi Berat gecesi bir çekirdekti, değil mi? Bir dahaki Berat gecesine kadar o çekirdeğin açılımıydı, değil mi? Abi. Mukadderat-ı Beşeri'nin programıydı. Vazifeli meleklere teslim ediliyordu. Şimdi aynen öyle de Kur'an-ı Kerim önce semaya inmiş. Akaid kitaplarında öyle geçiyor. Semadan Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla peyderpey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nuzul etmiş. Şimdi aynen öyle de Ramazan'ın 27. gecesi veya Ramazan'ın günlerinden bir gün
çekirdek hükmünde senin Kur'an'ın sana nuzul ediyor ta bir dahaki Ramazan'a kadar abi. Bir dahaki Ramazan'a kadar sana gelen mana, feyiz, değil mi? Açılımlar nereden oluyor? Sana o topluca inenden yani. Şimdi bununla alakalı ben bir yer okuyayım. Önder abi hiç şaşırmıyorsunuz ya artık hakikatlerin yüksekliğinden veya alıştığınızdan dolayı. Eskiden tekbir falan getiriyordunuz. Gaflet perdesi çok kalın daha vardı. Risale-i Nur'un her dersinde hayret makamı var. Yani bir insan ders yaparken, Risale'de bir meseleyi nazara vererken karşıdaki adamı etkileyemiyorsa, yani ders yapamıyorsa yani adam orayı anlamamış veya anlamış anlatamıyor yani. Veya da o tesiri yok yani. Zaman ihtiyarladıkça Risale-i Nur gençleşiyor, manaları ortaya çıkıyor diye abi. Kur'an için söylüyor da o bir manası cüziyet, külliyet noktasında şey içinde geçerli. Risale-i Nur için. Her dersleri, Risale-i Nur her dersinde o hayret makamı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Biz arıya vahyettik diyor. Peki bu bizi ne ilgilendiriyor? Bak az önce anlattığımla çok alakalı. Şuradan alıyorum ben çok uzağa gitmeyeyim. Şuradan alayım. Evet. Cevvad-ı mutlak. Celle Celaluhu. Her ferdi zihayatın. Bak her fert diyor. Evet. Her ferdi zihayatın eline lezzet midadıyla ve ihtiyaç mürekkebiyle yazılmış bir tezkereyi vermiş. Onunla evamir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fihristesini tevdi etmiştir. Bak o Hakim-i Zülcelal'e nasıl Kitab-ı Mübin'in düsturlarından arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandıkçaya koymuştur. O sandıkçanın anahtarı da vazife perver arıya has bir lezzettir ki onunla sandıkçayı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder ve evha rabbuke ilen nah. Yani biz arıya vahyettik ayetinin sırrını izhar eder. Şimdi buna nereden geldi? Her zihayatın dedi abi. Zihayatların içinde arıya misal verdi. Şimdi Cenab-ı Hak arının, değil mi? Arının vazifelerine ait bir tezkereyi arını yazmış, sandıkçasına koymuş. Arı o vazifeyi o sandıkçadan okuyup yapıyor. Yoksa Kitab-ı Mübin'in düsturlarından kainatla girecek, oradan çiçeklerden polen toplayacak, getirecek, kovana bal yapacak. Onun arı ne bilsin yani? Değil mi? Veya da yapmış olduğu balı senin alacağını bilse yapar mı? Yapmaz yani. Biz arıya vahyettik ayetinin mana meretibinde. Biz bütün zihayata Allah vahyediyor yani. Peki niye ilham denmemiş de vahiy denmiş? Sistemin bütünlüğüyle alakalı olduğu zaman vahiy oluyor abi. Vahyin en kemal manada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş. Hususi, has bir bölgeyi ilgilendirdiği zaman o zaman ilhamat, sunaat oluyor yani. Mesela ilham, sunaat daha ziyade insan oluyor bulunduğu bölgeyle alakalı ya. Ama aranın vazifesi bütün sistemle alakalı olduğu için ona vahyedilmiş. Bütün mahlukatla Allah konuşuyor kelam-ı ezelisiyle yani. Susmak Allah hakkında muhal abi. Şimdi senin Kur'an'ın sana nuzul edecekken onun en mühim zamanı çekirdek hükmünde ne zaman? Ramazan ya. Yani. Hususan Ramazan'ın 27'si. Ramazan'ın her gecesine diğer 11 ayla kıyasladığımız zaman yani 335 günle kıyasladığımız zaman rahatlıkla söyleyebiliriz ki Ramazan'ın her günü Kadir gecesidir yani. Şimdi İmam-ı Azam Efendimiz demiş ki herkesi Hızır bil, her geceyi Kadir bil. Üstad Hazretleri her anı Kadir bil diyor. Yani zahirden hakikate geçiyorsun ya, o an Kadir gecesi. Cenab-ı Hakk'ın hem kelami hem tekvini, ayetlerinin sırrı sana zahir oluyor, temessül ediyor. Bak burada dedi ki, hakiki olmasa da, yani Leyla-i Kadir'in hakikati ne? Bu yani, senin kitabının sana nuzul etmesi, Allah'a bakan manasıyla, seni muhatap alması, sana bakan manasıyla da kısa zamanda çok büyük hayır hasenat kazanmak yani.
Leylekatü hakikati o abi. Kur'an bir geceye inerse o gece Kadir gecesidir. Mesela ben bu gece Kadir gecesi diyorum. Veya sen dedin ki dün dedin. Hiç Kur'an nazil olmadı. Nasıl Kadir gecesi olur? Öyle değil mi? Kur'an bir geceye inerse Kadir gecesi oluyor ya. Diyelim ki o zaman o ceset ne oluyor? Nur dağı oluyor. Evet. Peki o ay ne oluyor? O Ramazan oluyor. O şehir neresi oluyor? Mekke-i Mükerreme'nin mübareketinde oluyor. Hatırlarsanız Üsa Hazretleri Isparta ve Barla için ve Risale'nin telif edildiği yerlerde değil mi? Eski Şam-ı Şerif'in mübareketindedir diye ifadeleri var, söylüyor yani. Kur'an bir geceye indi. Mesela diyelim ki Ramazan'ın dışında acayip ayetlere Allah'a muhatap oldun. Aranda mukaleme gerçekleşti ya, o an Kadir gecesidir. Veya için içinden çıkamadığın bir olay var. Onun sırrı zahir oldu. Kadir gecesidir. Risale okudun. Aa ben böyle düşünmemiştim. Kadir gecesidir. Evet, Kadir gecesi bu yani. Yoksa hakikat mesleğinde Kadir gecesini yaşıyorsun ya. Derim yaşadık, idrak ettik. E gitti. Ertesi güne girdin. 365 gün beklemeye gerek yok hakikat mesleğinde. Zahirden hakikate geç. Kadir gecesi işte. Bizim mesleğimizde öyle Serkan abi. Beklemek yok. Her anda o hakikat var yani. Ramazan'ın dışında da var. Her anda var. Peki niye Ramazan ve 27. gece? Çünkü muhatabın ekserisi avam olduğu için 12 ayda hiç olmasa bir ay. Çünkü insanın dünyaya gönderilmesinin hikmet ve gayesi Allah'ı tanımak, bilmek, muhatap olmak. Kerem'e muhatap olmayan Allah'ı tanıyamaz. Önder abi. Kelama muhatabiyet şart yani. Sen Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasakları bilmiyorsun. Nasıl Allah'a muhatap olacaksın? Hiç olmazsa 12 ayın bir ayı veya 365 günün bir günü Allah'a muhatap olsun yani. Yoksa her anda bu mana var yani. Evet. Leyli Kadir bizim mesleğimizde, hakikat mesleğinde her anda var. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içtimai hayattan değil mi? Ne yapıyor? Böyle bir tasfiye ameliyatıyla dağa çekiliyor. Orada biraz terkler, tecerrütlerle beraber vahyin zemini oluyor. Şimdi Recep, Şaban'da başlayan bir hazırlık var. Değil mi? Ramazan gelince yeme içmeyi de ona ekliyorsun. Artık yeme içmeyi de dengeye alıyorsun. 27. geceki o hiç olmasa bir gündeki o kelama muhatabiyet yani. Şimdi bazı hani o mesajlar size de geliyor, gelmiştir yani. Evliyanın birisi İmam Şerani Hazretleri. Demiş ki Ramazan, Cuma günü girerse Kadir gecesi 17. gecedir. Perşembe günü girerse 20. gecedir. Evet bunlar doğru yani. Abi. O Leyli-i Kadri mazhar olduğu esmaya göre öyle izahat yapmış yani. Bizim hakikat mesleğinde zahirden hakikate geçti mi Kadir gecesidir. Tekrardan Kadir gecesini yaşamak için beklemene gerek yok. Her anda var ya. Dedik. O tecrübeleri vahyin zeminini her an tuttuğu anda sıkıntı yok. Her an var. Peki niye Ramazan? İşte onu söylemek için. Yani hiç olmasa emir tahtında bunu yapsın yani. Çoğunluk yani. Yoksa her anda biz bunun için geldik. Allah'a muhatap olmak için. Şimdi Allah bu kainatı kimin için yarattı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. 124 bin peygamber var. Onların içinden onu seçmiş, muhatap almış değil mi? Bütün peygamberlerin eline mucize vermiş, maddi manevi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mucizesi Kur'an, en büyük mucizesi. Yani peki onu Allah'a muhatap olmak, söze yani. En büyük mucize o. Kadir Gecesi'nin şeyi o. İşte zahirden hakikate geçiyorsun, kalbinde bir mana temessül ediyor ya. Kadir gecesi o işte yani. Temessülü mana yani. Ha bu değildir ki 27. geceyi biz idrak etmeyeceğiz. Şu an meselenin hakikatını konuşuyoruz. Bir geceye tahsis etmiyoruz Kadir gecesini. Her anda var yani. Ben ondan sonra hiçbir hazırlık yapmayayım. 11 ay veya Recep Şaban'da. Kadir gecesini kutlayayım. 82 sene manevi ömür kazanayım. Yani böyle olmaz yani.
tembellik olur. Bizim mesleğimizde her anda o mana var. Bunu yaşayalım abi. Allah razı olsun. El-Fatiha.